Dünya her şeyin olduğu, herkesin yaşadığı yer. Niye böyle bir giriş yaptık ya? Bugün dünya küresinden rastgele ülkeler çevirerek seçtiğimiz oyuncularla FC24'te reveal yapacağız. Şu anda Ares kamerayı sallıyor. Ares. Hey. Kamerayı mı sallıyorsun sen? Sen kamerayı mı sallıyorsun? Bak şimdi örnek için yapıyorum, hazır mısınız? Dünya küresini çevirdik ve Cagnola çıktı. Cagnola nerede? İtalya'da arkadaşlar. İtalya'da bir yermiş. Gideceğiz İtalya'dan oyuncu seçeceğiz. Mevzumuz bu. Şimdi bunu örnek için yapmıştım. İtalya'da iyi çıktı aslında ama yapacak bir şey yok. Örnekti bu. İlk futbolcumuz geliyor. İlk futbolcumuz. Bu neresi ya? Honolabay, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Hawaii'de bir yer burası. Ne güzel yermiş. Burada da fena denize girersin. Ha. ABD'den oyuncu seçeceğiz abi. ABD'den seçeceğimiz oyuncu bence direkt olarak Pulisic olmalı. Devam ediyoruz. Kendimi şanslı hissediyorum dedik. Küremizi çevirdik. Yine Amerika'dan çıktı. Yeter lan! Balogun'u alalım. Yani en iyi iki oyuncuyu almış olduk. Balogun hem santrfor yedeği olur bizim için. Yedek medek diyoruz da tabii iyi oyuncular çıkması lazım. Evet, çevirdik. Bu herhalde şaka olmalı ya. Bir Amerika daha çıktı. Abi yeter artık. Sağ beke Sergio Dest alacağım. Şöyle bir iyice bir döndürelim. Amerika istemiyorum. Kendimi şanslı hissediyorum dedik ve İspanya. Parque La Granja. Madrid'deymiş. Böyle bir park herhalde bu. Fena bir park. Fena bir park. İspanya'ya bak, şurası neresi? Bak burada bir stat var. Şurada sağda bir stat var. Ne güzel şehir lan bu. Hangi şehri İspanya'nın? Madrid mi? Oğlum burası İspanya'ya bağlı bir ada galiba ya. Neyse, İspanya'da seçimimizi yapalım. Şimdi İspanyol oyuncularda alacağımız ilk oyuncu tabii ki Rodri olacak. Rodri babayı buradan aldık. Google Earth'e teşekkür ediyoruz, bize Rodri verdi. Devam edelim abi. Hazır mısın? Hop. Çevirdik ve abi Amerika Birleşik Devletleri dördüncü kez çıkıyor. Google Earth'te bir şey var, Amerika'yı tutuyorlar, ben size söyleyeyim. Neyse, ben Giovanni Reyna'yı alacağım. Devam ediyorum, yani artık Amerika çıkmasın istiyorum ve wow, Vagan Kilisesi diye bir yer çıktı ve bu Norveç'teymiş dostlar. Norveç'te Vagan Kilisesi. Norveç demek ne demek oluyor biliyorsunuz zaten, hiç sofraya bile girmiyorum. Erling Braut Haaland'ı takıma katıyoruz. Döndürmeye devam edelim. Şu anda 6. oyuncumuzu seçtik. Toplamda 20 futbolcu seçeceğiz. 20 kere bu küreyi çevireceğiz. Abi Kablaşevko diye bir yer geldi. Bulgaristan'da. Bak şimdi bak. Aşağıda da hemen Türkiye'miz var ha. Belki bir 20-30 sene olsaydı acayip Bulgar oyuncular seçebilirdik ama şu an çok yok. Evet, en iyi Bulgar oyuncu 77'lik. Despodov'u alalım o zaman. 3 mevkide oynuyor PAOK'tan. Aa, Mişev de var Rize'den. Ben Despodov'u alacağım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Japonya'ya geldik. Sonkyo. Japonya'dan bir futbolcu seçmemiz gerekiyor. Kimi seçeceğiz abi? Kamada var, Mitoma var, Kubo var. Kubo'yu alır kaçarım. Kubo'yu geçen de 3 rebitte alacaktım, alamadım. Çok denemek istiyordum. Kubo'yu bugün bir deneyelim ve abi İtalya'da bir yapıyı çıkarttı bize. İtalyan oyuncu seçeceğiz. Verona'dan gelmiş bir de ha. Verona. Abi ben dünyayı gezmek istiyorum ve hepsini videoya çekmek istiyorum da tabii bunun için hem vize lazım hem de para lazım. İtalya'dan bence kaleyi çözelim. Rahatımıza bakalım çünkü kaleci bulmak zor olabilir. Sonrasında da artık stoper arayışına çıkmamız lazım. Yani biraz da stopere ihtiyacımız var. Hiç stoper almadık. El Cente, Buenos Aires eyaleti, Arjantin. Vay 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 vay. Abi Arjantin hakkında bir anım var, anlatacağım. Arjantin'den şimdi ben Lautaro Martinez'i mi alsam bilemedim. Lautaro Martinez diyeceğim. Lautaro Martinez Haaland hattını oluşturmuş olacağım orada. Arjantin hakkındaki anım şu. Zamanında dedemin babası Arjantin'e gitmek için hani böyle araştırmalara koyulmuş. Orada mı yaşasak falan şekli. Ve o zamanlar orada sinek avlayınca para veriliyormuş. Çok sinek olduğu için. Bir de hiç kuru yemiş yokmuş. Yani hani kuru yemiş satıp da öyle bir şey yapalım falan demişler. Sonra adam vazgeçmiş, demiş ben Türkiye'den ayrılmayayım. Bu da böyle bir anımdı. Dedemin dedesi falan yani, öyle bir şey. Messi'yi almadım diye kızacak olan kardeşler olabilir. Ama Messi oyunda çok verimsiz abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi tekrardan tabii ki küremizi çevireceğiz. Kendimi şanslı hissediyorum dedik. Portekiz'e gittik. Bak burada da Ronaldo'yu almayabiliriz mesela. Kızanları görüyorum yorumlarda çünkü. Yapacak bir şey yok artık. Bu devir bitti. Messi Ronaldo devri bitti artık. Evet, Portekiz'den direkt Ruben Diaz'ı alıyorum çünkü stoper ihtiyacımız var. City'den 3 oyuncu almış olduk ha. Ruben Diaz hoş geldin. Devam edeceğim. Kendimi şanslı hissediyorum dedim. Küremiz döndü. Avustralya. İşte şimdi kötü geldi abi. Simpsons Gap. Oğlum Simpsons Gap. Allah Allah, Simpsons diye dizi vardı biliyorsunuz. Avustralya. Burada kaleci sevdiğimiz bir Ryan ha. Kaleci vardı Dünya Kupası'ndan, hatırlıyorum. Goodwin. Hatırlıyorum bu adamları ya. Kaleci yedeğimizi o zaman çekelim mi? Ryan gelsin.
Matthew Ryan. 12 oyuncu seçtik şu ana kadar. 8 oyuncu seçimimiz kaldı. Muradi Luca İtalya'da bir yer. İtalya'ya gidiyoruz yine. Güzel oldu İtalya'dan bir yer seçmemiz. Çünkü İtalya'da da iyi stoperler var. Ruben Diaz'ın yanına stoper tamamlayabiliriz. Barella mı alsak ya? Saçlarının nasıl döküldüğünü gördünüz mü? Bastoni alıp geçeceğim. Bastoni lazım bize. Stoper ihtiyacımız olmasa başkasını alırdım da. Stoper ihtiyacımız var. Yine Avustralya be. Öf. Yapma abi şunu işte. Şu Avustralya'yı yapma. Yani gelebilecek en kötü ülkelerden biri. Allah'tan Hindistan gelmiyor ha. Goodwin'i alacağım. Alvahda da oynuyor. Yedek kanadımız olsun. Ne yapalım yani? Şimdi bak Hindistan gelmiyor dedim ya. Slovakya geldi. Tamam olur. Slovakya'dan da illaki 75'e kadar birilerini buluruz bence. Şimdi sen neler diyorsun? Hançkomuz var. Lobotka olabilir. Hiç orta saha almadık şu ana kadar. Sadece Rodri'yi aldık. Hadi Lobotka'yı alayım. Lobotka gelsin. Evet, El Salvador. Sağda yazıyor ülke. El Salvador diye bir ülke geldi. Bak şöyle göstereyim. Teşekkür ediyorum. El Salvador'dan oyuncu var mı acaba? Oha var. Brian Gill, Alex Roldan, Zavaleta. LA Galaxy'de oynuyormuş. Zabaleta'nın çakması. Roldan'ı alır geçeriz ya. Devam ediyoruz. Boş tur oldu bu. Hollanda! Abi Hollanda'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Wrichtof diye bir şehirmiş. Bir şeymiş artık. Bak bu arada yani FIFA oynarken kültürleniyoruz. Ailenize bunu gösterin. Eğer böyle izlemenize engel olan bir aileniz varsa, bugün izleyemez falan diyen bir aileniz varsa, anne deyin baba deyin, bak öğreniyoruz. Yani bir De Jong yapabiliriz orta sahaya. Van Dijk çekebiliriz stopere. Ben De Jong yapacağım. De Jong istiyorum. Böylelikle orta sahayı da tamamladık artık. Kendimi şanslı hissediyorum dedik. Brezilya. Brezilya Ulusal Kongresi çıktı direkt ha. Yuh. Buradan direkt Vinicius Junior gelsin. Hemen gelsin yani. Sol kanada yapıştırdım direkt. Döndürdük. Polonya. Ulan Szymański mi Lewandowski mi be? Ben burada Zielinski alacağım merkez orta sahaya. Ya da bir dakika ya. Szymański'ye torpil geçmeyelim mi? Süper Lig'den bir oyuncuya torpil geçmeyelim mi kardeşim? Alıyorum Szymański'yi. Kendimi şanslı hissediyorum dedik. Amerika Birleşik Devletleri geldi. Ben burada bir kere daha basacağım. Yeter, Amerika'dan istemiyorum be. Aha Arjantin geldi. Arjantin'in dağı geldi hem de yani dağ. Arjantin'den de çok yüksek bir oyuncu almayalım. Az önce çünkü Amerika'yı aradan çıkarttık. Hani gidip de burada en yükseklerden almayacağım. Bir stoper alacağım. Lisandro Martinez'i alayım stopere. Devam ediyorum. Kendimi şanslı hissediyorum dedik. Amerika Birleşik Devletleri gelmeye devam ediyor. Bu nedir kardeşim be? Tamam seçiyorum. Amerika'dan seçeceğim. Robinson Crusoe. Öyle bir şey vardı değil mi? Adada kalan adam falan. Oğlum 21 oyuncu olmuşuz. Robinson'u alamıyoruz lan. Şimdi kontrol ettim. 20 oyuncuda kalacağız demiştik. Tamam. O zaman ben şunu yapmak istiyorum. Şunu yapacağım. Oyuncularımızı seçtik ama ne zaman Türkiye gelecek acaba? Arnavutluk Alpleri geldi. Bir daha çeviriyoruz. Full çevirmeye devam ediyoruz. Ekvador geldi. Valencia'ya selamlar. Pasa bağlı bir ada geldi abi. Devam ediyoruz. Yeni Zelanda. Abi Türkiye ne zaman geliyor ya? Ya Türkiye'den bir yer gelsin. Almanya geldi. Bak hiç Fransa da gelmedi bugün. Geçen sene yaptığımız videoda mesela Fransa'dan Mbappe çekmiştik. Öyle bir şeyler yapmıştık. Aha bak şimdi Fransa geldi. Türkiye gelmedi abi bir türlü. Son 3 kere daha basacağım. Amerika. Tamam git Amerika gitsin. Yine Amerika. Yeter la. Rusya. Yuh. Kadromuz bu şekilde. Chelsea'nin üstüne kurdum. Çünkü Chelsea'nin rengi dünyanın rengi. Yani dünyada da çok okyanus olduğu için lacivert ya. Chelsea de lacivert. Hayır bir de ayrıca yani tabii ki Premier Lig'de Chelsea son zamanlarda çok başarısız. Onlarla da bir şey yapmak istedim. Görüyorsunuz santrfor attığımız Haaland Martinez. Sol kanat Vinicius Junior. Sağ kanat Kubo. Bence hücum gücümüz çok yüksek. Orta sahaya baktığımızda Rodri, Lobotka, De Jong. Burası da gayet iyi. Stoperlerimiz Bastoni, Martinez, Diaz. Kalede Donnarumma. İlk 11'imizin çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yedeklerimizde de yine kullanabileceğimiz overall'ı yüksek oyuncularımız var. Tabii ki mesela stoper yedeğimiz yok. Bu bizim için bir eksi. Umarım sorun yaratmaz. Şampiyonlar Ligi'nde kendimizi United'ın yerine koyduk. Onu da söylemiş olayım. Bu sezon hem Premier Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Beğeni ve yorum bekliyorum tabii ki sizlerden. Ve şimdi hep beraber simülasyonumuz başlayacak. Antrenörleri falan da verdim ben önden. O konuda da sıkıntı yok. Beraber bir Ocak 1'e kadar gidelim. Bakalım ne yapacağız ya? 3-0'lık bir galibiyet. 3-0'lık bir galibiyet daha. 2-1'lik bir galibiyet. Luton Town'a attık Chelsea'nin en iyi oyuncularını. Ve Luton Town'u da yenmiş olduk bu arada. Nkunku falan orada yani. 2-0, 2-1. Ulan ne geldi be? Ne yaptık biz bugün? 4-1 Aston Villa'ya yenildik, o olmadı. Galatasaray maçı 3-2. 3-1 Burnley'i yeniyoruz. Gayet iyiyiz abi. Daha ne yapacağız lan? Çok iyi bir rebuild başlangıcı oldu şu anda. Kopenhag'a yenildik. 2 tane beklenmedik mağlubiyetimiz var. Neyse. City ile berabere kaldık. 1-1'lik bir beraberlik ligde. Galatasaray'la beraberlik. 4-1 yeniyoruz Brighton'ı. 2-1 yenildik Manchester United'a. Biraz nazar değdirdim kendi takımıma.
çok iyiyiz, çok iyiyiz dedik. Bayağı bir puan kaybı yaptık. Evet. Luton'u bir daha yendik. Yani Chelsea'yi aslında yenmiş olduk. 14 galibiyetimiz, 4 beraberliğimiz var. Onlardan bir galibiyet düşüyoruz. Averajımız daha iyi. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider çıkıyoruz. Bayern Münih'le puan puanayız. Ve burada son 16'da Inter'le eşleşiyoruz. Eyvallah abi. Eyvallah. Galatasaray da Avrupa'ya gitmiş. Onun da yolunu takip ederiz. Şimdi şöyle bir kadro merkezimize girelim. Bir bakalım. Martinez 19'a 2 bak. Martinez hep verim yapmaya başladı. Vinicius Junior 15'e 6. Kuba 12'ye 3. Haaland 6'ya 2. Haaland çok kötü mesela. Ruben Dias, De Jong falan diye gidiyor. Szymanski'miz oynamış mı? Szymanski'mize bir bakalım. 13 maça çıkmış. 0 gol 0 asist. Gol krallığı durumunda mevzu ne? Hemen ona bakacağım. Onu merak ediyorum çünkü. Şampiyonlar Ligi'nde Füllkrug gol kralı olarak devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir yerde yokuz. Mertens'e bak 4 asist. Gol yenmeyen maçta da yokuz. Premier Lig'e bakalım. Averajı en iyi olan takım biziz. Donnarumma burada hala beraber birinci, asist krallığında yokuz ve gol krallığında da Bruno Fernandes coşmuş abi. Zaten bu adam coştuğu için Manchester United şu anda lider. Saçma sapan bir iş abi ya. Arada mağlubiyetler ne abi öyle? Ne oldu? Fulham'a yenildik, Aston Villa'ya yenildik, kupayı verdik falan. Ne oluyorsunuz kardeşim? Maç günü dedik. Şöyle bir bakıyoruz. Arnautovic, Thuram, Cuadrado, Carlos. Bu Inter'i yenmemiz lazım. Hakan Çalhan oldu orada. Türkiye gelseydi Hakan'ı alacaktım bu arada. Neyse 4-3 kazandık ilk maçı. İlk başta Inter atmış, 1-0 öne geçmiş. Haaland, Lautaro Martinez, araya Arnautovic atmış. Haaland atmış, Lautaro atmış. İyi, santriforlarımız çalışıyor. Yine hızlı simüle ediyoruz. 4-3'ün revanşı. 2-2 kaldık. Uzatmalarda Lautaro atmış. Vinicius Junior'la Lautaro'nun golleri var bizde. Benfica ile falan eşleşelim ya. Benfica'dan bugün bir intikam alayım. Bu arada dur, şunu gördüm. Sunamadım o anda. Maç eksiğiyle 57 puandayız. Yani aslında liderle aynı puanız abi. Manchester United bekle, geliyorum. Şöyle bir ilerleyelim. Newcastle maçı kazanalım. Güzel. Milan'la eşleştik. İtalya'dan devam ediyoruz ya. İlginç bir İtalya teması var, anlamadım. 4-0 United'ı yendik. Şampiyonluktaki ezeli rakibimize neler yaptık. Milan'a karşı da gücümüzü göstereceğiz. Bu arada Haaland 93 olmuş. Kubo 84. Kubo'nun verim ne abi ya? Bunu merak ediyorum şu anda. Kubo 17'ye 7. Fena değil, verimli topçu. Kullanılabilir yani. Giroud, Chukwueze, Rafael Leao. Bunları elemek istiyoruz abi. İsmimizi yarı finale bir yazdıralım. 1-1 kaldık. Chukwueze ve Vinicius Junior karşılıklı gollerini attılar. Hazır mıyız abi? Haydi, hapşırasım geldi. Geçtik. Geçtik işte bu. Özür diliyorum, tutamadım. Lautaro Martinez golünü atıyor. Santrforlarımız işini yapıyor baba. Olay budur. Yarı finale yazdırdık ismimizi. Muhtemel rakiplerimiz Dortmund, Arsenal veya Manchester City. Bize kesin City gelir. Abi ben yani nasıl eminim ya? Nasıl biliyorum ya? Biz bu City ile ligde ilk iki maçta da bu arada şey yaptık. Berabere kaldık. Oynadığımız iki maçta da. Bunlar iyi takım tabii ki. Günün sonunda Haaland, Rodri, Diaz bizde. Eleyelim şunları. 2-0. Vinicius Junior. Adamsın. Vinicius çok verimli oldu bak. Oyunun başında verimli değildi. Son update'lerden sonra acayip verimli oldu. Bazen görüyorum hani biz de kendi aramızda 3 rebuild yapıyoruz abi. Arkadaşlarımızla rebuild oynuyoruz diyenleri görüyorum yorumlarda. Kesinlikle Vinicius Junior alın. Abi bu yorgunluk ne yalnız ya? Sürekli bir yorgunluk. Ben anlamadım. Gidin dinlenin kardeşim biraz. 2-2. Tamam. Puan durumuna bakayım. Maç eksiğimiz var. 73 puandayız. Abi ya. Ha, Nottingham Forest'ta nasıl 3-1 yenilirsiniz? Püh size. Püh size be. Reziller. Nasıl yenilirsiniz o maçı? Ulan o maçı nasıl yenildiniz? Bir dakika, finali oynayacağız. Ama oynamadan önce bir bakalım yani. İkinciyiz. Neyse, onları yenseydik, Nottingham Forest'ı yenseydik bile olamıyorduk. Nottingham Forest'tan önce 2 tane üst üste kaybettik abi. Onu sorgulamamız lazım. İkinci olduk. Arsenal şampiyon. Tebrik ediyoruz. Emirates FA Kupası. Burayı aldık en azından. Karabağ Kupası. Burayı da aldık. Ulan... Ulusal treble yapıyormuşuz. Premier Ligi alsaydık ulusal treble oluyormuş. Şampiyonlar Ligi'ni de almak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz bu yönde. Gol kralında Füllkrug abi coşuyor. Asist kralında Bedia, Mertens, Chukwueze diye devam ediyor. Mertens baksana. Ocak'ta bakmıştık, asist krallığındaydı. Hala burada. Geçememişler adamı. Helal olsun. Gol yenmeyen maçta Ederson, Magnan, Kobel. Bu şekilde. Abi biz niye hiçbir yerde yokuz ya? Premier Lig'e bakayım. Onana birinci mesela. Kafayı yersin. Donnarumma ikinci olmuş. Asistlerde Odegaard, Vinicius Junior, Foden diye gidiyor. Gol krallığında da Foden, Martinez. Foden 27 tane atmış abi. Neyse, Martinez de yine 26 tane sallayarak verimli olduğunu gösterdi bence bu videoda. Baksana abi, 37 gol 4 asist. Toplamda 41 verim. Vinicius Junior 50 verim abi. 50 verim. Haaland 21 verim. Çok düşük ama yani 3 tane verimli oyuncu var. Biraz dağılması normal. De Jong 6'ya 7. Balogun, Pulisic, hepsini göstermiş olduk ve bir de Szymanski'ye bakacağım abi özel olarak. Bir gol.
Adamdır. Tamam. Ve şimdi arkadaşlar bu maçları oynayınca kızan kardeşleri görüyorum. Hani kızan derken oynama. Hani simüle et diyenleri görüyorum. Bu yüzden şu şekilde maçı simüle edeceğiz. 3 Rabbit finallerinde olduğu gibi. Kenardan teknik direktör olarak müdahalelerimizi yapacağız. Maçı izleyeceğiz. Ve bu maçı kazanmak istiyoruz. Biz daha açık olan lacivertiz. Yani lacivert olan Dortmund. Evet. Haydi çocuklar. Haydi oğlum. Bastırın oradan. Bastırın sağdan geldik. 14 numaramız kim? Ceza alanı içi. Haydi bastır. 14 numara Kuba bu arada. Dortmund'a geçit alanı verme. Donnarumma helal olsun. Son anda çizgiden çıktı. Bir şeyler oldu orada. Bir şeyler oldu. Solda Vinicius Junior. Şimdi verdi pasını. Geçmedi top. Vinicius Junior tekrardan aldı gidiyor. Vinicius ceza alanı içi. Vur. Haaland nasıl kaçırdın? Haaland nasıl kaçırdın? Bastırmaya devam ediyoruz. Bastırmaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle ceza alanı içi. Haaland işte bu. Haaland atıyor golü. Olay budur. 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Çok güzel. Lautaro verdi. Orta sahadayız. Haydi Vinicius Junior. Haaland tuttu topu geriye doğru çıkardı. Güzel. İyi geldik. Haaland çıkar. Lautaro Martinez. Orada bir top kaybı geldi. İlk yarı biterken bir tane daha sallasaydık iyi olurdu. Basıyoruz yalnız, basıyoruz ha, baskımız devam ediyor, güzel. Ceza alanına girdiler, bırakma abi orada, helal olsun. Helal olsun abi. Birazcık kısır da bir maç oldu. Sonuçta golü bulduk kardeşim, bana ne kısır mısır. Aman geliyor Dortmund, geliyor, bırakma. Bırakma, helal. Helal abi. Yürü, yürü, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Vur artık, olmadı. Evet, derecelere de baktığımızda Haaland mesela şu anda bizim adımıza maçın adamı. Lobotka da 8.0 ile oynuyor. Şu anda rahatız ama çok büyük bir sıkıntımız yok bence. Bence iyiyiz, rahatız yani. Baksana Haaland, at bir tane daha. Ulan niye atamıyorsun orada, çek vur. Çek vur, bir şeyler yap. Yedik. Dedim abi, herifler atıyordu dedim az önce. Yedik yani bunun üstüne. Yeriz abi. Yeriz abi, saçma sapan şeyleri kaçırırsak golü de yeriz. Ben değişiklik de yapmadım takım iyi gidiyordu diye. Ceza alanı için çevir vur, gol! Lobotka! İyi ki aldım seni Lobotka. İyi ki aldım seni, hemen değişiklik yapacağım bunun üstüne. Hemen değişiklik. Dest, gir Kubo yerine baba, tamam mı? Martinez bugün çok da iyi değildi, seni de çıkarıyorum. Vinicius'u oraya atacağım. Oyun durduğu anda şey olsun, neyse girmedi dediğimiz oyuncular. Olsun. Olsun, ben zaman geçirmek için yapmıştım onu. 2-1 Lobotka'nın son dakika golüyle Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmış oluyoruz. Bence güzel bir rebuild oldu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz farklı konseptler yapmayı seviyorum. Aklınızda da böyle konseptler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Takıma bak ya, helal olsun. Bir Premier Ligi yani birkaç puan farkla kaçırdık. 5 puan farkla kaçırdık. O 2 maçı vermeseydik burayı da alıyorduk. Onun dışındaki bütün kupaları süpürdük. Yani aslında rastgele dünya küresi FC24'te başarılı olmuş oldu. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Erdem Papazyan ailesi.